düşer mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte. Kap kap kap. Çok sıkılıyorum. Hip hip. Şap şap şap. Puf 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 puf. Öf. Öf. Şu meraklı tavrınıza öf. Gelecek kaygınıza öf. Hep bizde hiç verme ah. En insansınız bak. Berk. Başkan abi. Abim be. Öf. Durduk yere mi? Doğru söylüyorsun. Bugün bir uçak kazası oldu. Virüs mutasyon geçirdi. Amerika'da parlamento binasını bastılar. Çok normal ya. Ben niye sıkılıyorum hakikaten? Aman eğlenelim. Uzaylılar geldi mi? Uzaylılar geldi. Daha yeni gönderdim. Sarp geldi ya bugün. Finishim. Daha ver. İzledim. Tam onu izliyordum ya. Nasıl? İnanın. Ha? Çok iyi. Çok iyi? Çok iyi. Nasıl girdim role onu anlatacağım. Eyvah. Ha, anlatayım mı? Evet. Ha? Evet. Anlatayım mı? Kesin anlatayım. Tamam, abi. Hadi bakalım. Korona var ama. Ayakkabılarını çıkarsana. Zamanında buna verilecek rolü ona mı vermişler? Bir şey olmuş. Dedikodu işte yapalım yani. Niye yapmıyoruz ki telefonda? Hazır kimse de dinlemiyorken. Görüyor musun? İnanılmaz bir şey ya bak. Bu karakterde ben bunu oturtmak için 40 gün boyunca alçak tava... Bir sunuculuk gibi değil. O öyle şey tam olmuyor oyunculukta. Yapar mıyım program babalı da sence? Moruk ben zaten sıkılıyordum. Sonra Sarp geldi eve. Dedikodu yaptık falan. Melisa Döngel o kadar güzel mi gerçekten ya. Daha güzel de daha güzel. Arayayım mı? Arayayım mı? Arama ne olur arama. Alo. Ay. Oğuzhan bayıldı şu anda da. İnanılmaz bir şey. Kulağına fısılda da ayılsın. Oğuzhan. Melisa'cığım olaysız dağılalım lütfen. Teşekkür ederim aradığınız için. Bir gün görüşelim buluşalım. Bay bay canım. Bay bay aşkım öptüm. Aşkım böyle genelde şey yapıyor aşkım. Elçin Sangun numarası var mı sende? Yok. Ha neden? Çünkü aynı dizide oynamıyoruz. Şunu bir öğrenemedim ya. Bütün bunlar bitince sıkılır mısın lan? Tabii sıkılırım. Sen sıkılmaz mısın? Ben sıkılmam. Aa meteor ama çok da ciddiye almamıza gerek yok bence. Oha teleskop mu aldın? Çalışıyor mu bu? Yıldızları mı izliyorsun bundan? Beni bebeği görüyor demek ki bu ha? Yıldızı görüldüğüne göre. Bakayım. Bizim siteler onlar. Yıldızlar yukarıda reis. Aynen. Bu kimdi ya? Aşağı bakmak yasal değil o. Yukarı bakacağız onunla. Hoppa. Biz ünlüyüz ya. Bize yasal mı olur? Şimdi mesela sokağa çıkma yasağı var ya. Bize yok. Yarım pin çekemeyiz. Neden? Seni ilgilendirmez o pin. Benim değil mi lan program? Allah Allah. Ben de şey yapacağım. Çalacağım ben de bir tane. Göte bak. Aşağı mı geçiyorsun? Yavaş a**a koyayım. Ne yapıyorsun? Ben! Tekeri kırılmış. Ben yapmadım ki. Sarp tekerini kırmışsın. Hayır. Anne! Oğlum Sarp uzaylı zaten. Ne zaman açıklayacak bilmiyorum ama. Bir ara bir basın toplantısı yapacağım abi falan diyordu ama. Yeah. Takla attık mı arabaya? Bir de bir. Atmadık ya. Sen kimi s**kısın? Anne! Şimdi Hasan Can gelecek biliyorsun. Gelişine kadar bu bölümü bekletirsek bizi s**erler. Haftaya bu bölümü koysak Hasan Can geldiği zaman insanlar 2,5 hafta daha beklemiş olacak. Bu sefer ne zaman yayınlanacak falan filan diyecekler. Bence hiç o topa girmeyelim. Ne yapalım biliyor musun? Bu bölüm bir şey koymayalım. Oğlum ver pası be oğlum. Messi! Gol! Bam! Hadi bu ne koyarlar? Laps. Kol bozuk abi. Her gol yiyen de kol bozuk diyor. Babacım başka bir şey bulun ya. Kol bozuk. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bozuk! Bas ilk sevi bas. Ya. Abi Yusuf'la herkes ekrandan bahsediyor. Çekelim mi öyle bir video? Çekelim öyle bir video da. Biz gidip direkt Acun Ilıcalı ile çekelim bir video. Bak. Müslüman uyu.
geldi bir daha. Acun abiyi bize çağırsak Survivor başlıyor. Dominik yolcusudur. Bugüne gitmek üzeredir, ben sana söyleyeyim. O zaman gitmeden yakalayalım. Neredeyse biz gidelim. Soralım, Egzen'i soralım. Bir Başkadır çok güzel bir dizi değil mi ya? Çok iyi bir iş. Gezi Parkı gibi biliyor musun? Ne açıdan? Yani ilk üç bölüm güzel. Çok iyi değil mi yalnız? Kaçak mı bu? Yo, BİM'den aldım. Sıcak çikolatanın en iyisini BİM yapıyor. Aa çok iyi. Bu kadar iyisini uzun zamandır içmedim. Şurada bir şey var. Tam şurada kalıyor. Baby Shark dü 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 Baby Shark dü 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 Baby Shark. Schlags. Sen ağzını yerim böyle köpek mi olur? Saat 2.30 lan. Bir şey olmaz ya. Acun abi hiç uyumuyormuş gibi. Röportajında baktım. 2 saat uyuyorum dedi. Hem uyuyorken görürsek de kameraya çekeriz. Halkı kandırdım falan deriz. İzlenir. Abi ya Pinch özel. Hiç stüdyoda çekmeden Acun abinin bölümü veririz, yayınlarız. Ondan sonraki hafta da Hasan Can yayınlarız. Aynen öyle, müthiş. Ya ben çok sıkıldım ya. Vallahi yeter. Bay bay. Mont. Üşürsün çünkü. Ay. İki tane koca Pinch çekeceğimize saatlerce. Bence de mantıklı. Ben anlamıyorum. İngilizce yok. No. Sen Emir'e söyle. Şu Pinch kartonunu alsın. Tamam. O zaman orada görüşürüz. Hadi bakalım. Ben de gidip Batman giyeyim. Acun abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Egzen hayırlı olsun. Cümlemize. Egzen konuşanlar trendlere giriyor. Biz de dedik ki neden Egzen konuşmuyoruz ki? Bir de YouTube'lar nasıl bir korkmuşsa en gaddarca eleştiri yapan kanalların tamamı. Yani şöyle şeyler de olabilirdi ama büyük emek. Çok tebrik ediyorum seni. Sen onları her an alabilirsin diye yazık kimse de kızmamış. Biz de dedik bari Egzen'le ilgili biz sorular soralım. Yine tabii ki bildiğiniz gibi Acun abimin uçağa gidecek. O yüzden hızlı hızlı konuşuyorum. Ama bu bir klasik biliyorsun. Bu bir klasik çünkü Acun abinin hangarında bizim stüdyomuz. Yani ne zaman bir yere gidecek olsa değil mi orada çekiyoruz. Hayır, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Geçerse nerede yaptık? Dominik'te. Dominik'te uçağa yetişmiyor muydum? Yetişiyordun. Değil mi? Şimdi Dominik'e ineceğim, yine uçağa yetişeceğim, biliyor musun? İşte biliyoruz.
Şu an yakıt yakıyor. Hızlıca konuşmamız lazım. Ya da sen bize direkt yakıtın parasını ver, biz bunu yayınlamayalım. Yani öyle de olur. Yok, artık Acun abiyle ilgili para şakası yapmak yok. Yeter. Her şey bir kere yapılır. Onu herkes biliyor zaten. Sürat teknesin. Neyse tamam. Ama insanın da gözü kalıyor. Yapacak bir şey yok. Sen gidince konuşalım. Daha mantıklı. Şimdi Netflix'e bir rakip geliyor dediler. Türkiye'deki dijital platformlara bir rakip geliyor dediler. Türkiye'nin en sevdiği, en çok takipçiye sahip isimleri bir anda Exxen'de buluştular. Diziler, çocuklar için programlar, yarışmalar falanlar filanlar. Fakat neden bu kadar hızlı oldu abi? Kimisi diyor ki devlet düğmeye bastı. Acun Bey'e dediler ki biz bunlarla, platformlarla uğraşamıyoruz. Sen bunları bitirirsin diyenler var. Çok yorum var. Neden bu kadar hızlı? Neden 1 Ocak? Şimdi öncelikle Netflix çok takdir ettiğim bir platform. Biz de Netflix'e iş yapıyoruz. Yani Netflix'te... Ayıp olmasın Netflix. Çok dostuz. Seviyoruz onları. Çok da güzel çalışmalarımız var. Netflix'te rakip, şimdi burada rakip ne abi? Bu futbol ligi değil. Burada herkes başarılı olabilir. Blue TV var, Puhu var. Bunların hepsi değerli platformlar. Hepimiz başarılı olabiliriz. O yüzden hani böyle bir yarışın içerisinde gibi hissetmiyorum kendimi. Kendi kendimize konsantre olup ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Sistem o. Yani ondan besleniyoruz belki. Ya da o daha çok okunuyor. O daha çok gündeme geliyor. Hani o geçti, bu geçti falan filan. Yani konu o değil ama. Sonuçta Netflix'in içerisindeki İspanyol yapımlarını biz izliyoruz. İlk defa İspanyol dizileriyle karşılaştık, İtalyan dizileriyle karşılaştık, hatta Meksika dizileriyle falan karşılaştık. Bu demek oluyor ki Exxen sayesinde de Amerikalılar, Meksikalılar, İtalyanlar ve İspanyollar da Türk dizileriyle ve Türk işleriyle mi karşılaşacak? Bak o kadar büyük adamsın ki. Gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Gerçek anlamda hayallerimi konuşuyorsun şu anda. Yani ben aslında ülkemizi şu anda yurt dışında temsil etmeye, aracı olmaya hazırlanıyorum. Ben ve Türk yapımları hep beraber inşallah dünyada Exxen'le ses getireceğiz. Aslında hani her doğum sancılı olur derler ya. Her zaman. Ya bak Exxen şu anda bir bebek. Büyürse ne yapabilir? İşin ufkunu anlatayım. Oradan sen yola çık, tamam mı? Şu anda biraz sancılı bir doğum oldu biliyorsun. Çok yüklenme oldu. Biz o sırada çöktük, çökmedik, çöktük mü? Bu tip sorularla uğraşıyoruz. Şu anda yavaş yavaş smart TV'lere gireceğiz. Ondan sonra onların için uygulamalar başlayacak. Böyle yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şu an itibariyle Avrupa'ya girmemize daha 2 gün var, 3 gün var. Açıkçası apar topar çok hızlı bir şekilde bu işe girdik. Doğru. Çünkü 1 Ocak açılmak istemedim. 1 Ocak o ses yılbaşıydı. Yılbaşında ben bunu açacağım diye kafaya koydum. Normal şartlarda 8-9 ay sürecek bir sürecine ben 4 ay dermiştim. Bizim ekip de 4 ayda elinden gelen her şeyi koydu ve şimdi ortaya bir bebek çıktı. Sen bir yarışma formatını tasarlıyorsun ve diyorsun ki bak bu böyle izlenir, Türkiye'de şu kadar izlenir, yurt dışında bu kadar izlenir, ama programı alıp da tabii ki saatlerce toplantı yapıyorsun da o programın oturup rejisinde çalışmıyorsun. Gidip ne bileyim montajını yapmıyorsun ama her sene 8 kere linç yiyorsunuz kanal olarak da. Sen 18 kere yiyorsun. Sonra ben bir bakıyorum birinci. Peki hiç şu canını sıkmıyor mu ya? Seninle hiç alakası yok. Sen bir program tasarlamışsın, koymuşsun. O sırada yeni program düşünürken o programda bir şey linç yedi. Herkes de dedi ki Acun Bey yakıştı mı? Bir dakika ne oldu ya? Kontrol edemediğim bir şeyle ilgili sinirleniyor musun? Hatalıza üzülürüm. Hata da yapıyoruz. Ama kötü niyetli hatamız yoktur. Ama biz de hata yapıyoruz. Seyircilerimiz de hakikaten linç ediyor. Çok yine doğru bir tespit. Yine büyük adamsın. Estağfurullah. Evet. İki oldu ama. Bak şimdi. Önde Acun var. Bunun çok avantajı var. Neden avantajı var? İletişimde çok kolay. İnsanlar evine kabul etmiş. Sağ olsunlar beni seviyorlar. Bir şey yaptığımız zaman inanıyorlar. Bunlar da bizim bir programı hayata geçirmemizde büyük avantaj. O yüzden biz bu avantajı her zaman kullanıyoruz. Sağ olsunlar bize güveniyorlar. Acun iyi bir şey yapar diyorlar. Bir kitlemiz var diyelim aslında. Dezavantaj da şu. Bugün ne bileyim Fox TV, Kanal D bir hata yaptığı zaman bir figür ve insan yok orada. O yüzden enerjinin boşalabileceği biri yok. Ben şu anda negatif enerji olduğu zaman onu göstermek zorundayım. Ama buna da dünyam açıkçası hem alışık hem de yapı itibariyle o tip akıntı geldiği zaman demoralize olan biri değilim. Ya ben kendim hata yaptığım zaman hatayı düzeltiyorum. Seyircinin yorumları çok çok önemli. Ama şöyle de bir gerçek var yani. Şimdi sevenimiz de çok. Dediğin gibi reytinglerimiz Allah'a şükür bayağı iyi. Negatif eleştiriler de olsun. %5 diyelim bizi seyretmese Türkiye'de şu anda 54, tamam mı? Her gece bak %54 televizyon seyrediyor. Toplamda bakarsan da 60-65'lere kadar gidiyor. Yani 3 insan 2 televizyon seyrediyor. 85 milyon nüfus var. Yani bahsettiğimiz 50-55 milyon insan. 50 milyon insanın %5'i bana gıcık oldu. Kaç kişi yapar? Ya o zaman evet, sen o zaman hiç ciddiye almıyorsun. Ya ben ciddiye almıyorum. Şöyle almıyorum. Benim hayatım üzerinde o yazıların bir baskı yaratması söz konusu değil. Ama ciddiye almıyorum derken ben yazıyı okurum. O yazının bütün analizi yaparım sana. Bana ilk bir cümle söyle. O cümleyi yazan adamın ruh halini de söyleyeyim sana. Neden yazdığını da söyleyeyim. İyiyimdir yani. Şimdi gerçekten eleştiren insanlar var. Onları hep yakalarım. Ben Twitter'a bakarım yani her zaman. İnsanlar ne diyor? Öyle güzel yorumlar oluyor. Çok zeki yorumlar oluyor. Bazen mizah yapıyorlar. Bunların hepsi evet. Ama adam şimdi Acun'un durumu iyi diye ona baştan böyle bir kötü niyetli yaklaşıyorsa onu da yakalayabiliyorum orada. Hikayeyi anlatayım. Ben muhabirdim. Acun Firar'da yapmaya karar verdim. Yapamaz dediler. Bak imkansız dediler. Gezi programı, Türkiye tarihinde gezi programı hiç başarılı olmamış. Rating alma durumu falan yok zaten. Acun Firar'da yaptım. En az 30-35 kere birinci oldum. Türk tarihinin en çok rating yapan gezi programı oldu. Çok mutlu etti beni. Sonra ben büyük prodüksiyon yapmaya başladım. Bizim camiada büyük prodüksiyon yapamaz bu çocuk dediler. İmkansız. İlk Fear Factor ile başladım. Sonra Survivor bir kere batmıştı. Survivor yaptım. Mümkün değil, tutmaz dediler. Var mısın yok musun? İki kere batmıştı. Yaptım. Yine olmaz
dediler. Olmaz dedikçe insanlar, o zaman sosyal medya yeni olgunlaşıyordu aslında ama bizim çevreyi söylüyorum. Olmaz 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 hepsi oldu. Geldik en son kanal aldım. Kanal aldım, yıkılıyor ortalık. Makale yazdılar. 8 maddede Acun'un başarısız olacağının sebepleri. 8 madde yazmışlar. En az 4-5 tane makale okudum. Televizyon aldı, bu sefer hiç şansı yok. Sen kimsin, televizyonu bir yere götüreceksin dediler. Televizyon 3 ay sonra birinci oldu. Ondan sonra Allah nasip etti, yurt dışına açıldım. Hep dediler ki Türkiye'de iş yapıyor bu. Türk insanına göre yapıyor. Yurt dışında bir şey yapamaz. Türk insanının nabzını çok iyi ölçmüş. Önce Yunanistan'da birinci olduk. Sonra Meksika'da birinci olduk. Sonra Amerika'da birinci olduk. Artık şimdi dünyanın öbür tarafından çıkacağım. Şimdi de eksendeyiz. Ekseni açtığımız günden beri okudum tek bir şey var. Bu sefer tutmayacak. Vallahi billahi bak. Benim buradaki konum şu. Ekseni ben dünyada önemli bir yere taşımak için elimden geleni yapacağım. Ekip olarak bu arada. Ben diye gördüğünüz aslında tabii yine vitrinde Acun ama arkada da dev bir ekip var. Sen şuradan kafanı uzatsan biliyorsun saat kaç şu anda? 3 dışarıda 50 kişi duruyor. Ben böyle bir şey görmedim. Acun abiyle çekim yapmaya geldim. Yemin ediyorum sana en son Kral TV'nin ödül gecesine gitmiştim. Orada bu kadar böyle bir kalabalık görmüştüm. O yüzden durum bu yani. Biz inşallah bu sefer de başaracağız. Tamam. Bir de şöyle olacak düşünün. Yani seyircimiz bakacak, beğenecek. Beğendiklerini kalacak. Beğenmediklerini değiştireceğiz. Yeni bir şey koyacağız. Yani burada da bir ölçüm de var aslında. Yine aşırı aşırı çok mutlu ve gururluyum. Üçüncü gün içerisinde akşamüstü 500 bini geçtik. Yani bizim hedefimiz açıkçası 500 bini bir an önce bulmaktı. Bir an önce de bulduk. Bizim ilk gün teknik aksaklık yaşadık biliyorsun. Seyircilerimizden de burada özür diliyorum. Eğer olmasaydı biz 1 milyon da geçerdik. Ama şimdi fark etmez. Seyircilerimiz tekrar gelmeye başladı. Şimdi hızlı bir şekilde de gidiyoruz. Yani ne olur ne biter bilmiyorum. Ama planımı dikkatli dinle şimdi. İlk senin soruna geliyorum. Türkiye'den sonra hedefim Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk dramalarının gücünü göstermek. Yani şöyle anlatayım sana. Bir tek bizim kontentimizi kullanmayacağım orada. Buradaki diğer dizileri de alıp Amerika'ya gideceğim. Topla tüfekle gidiyorum. Yani şu anda mesela önemli kanallarda oynanan önemli dizileri de kontent olarak içine alacağız. Ve Türk dramalarının içinde olduğu çok büyük bir operasyonla Amerika'ya gidiyoruz. Ve oraya özel kontent yapacağız. Michigan'lı amcalar yaşadı o zaman. Şunu söylemek istiyorum. Bunu tabii ki naçizane söyleyeceğim. Sen bir dünyalısın artık. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Bir Türksün ama artık dünyalısın. Ben Domini'ye gittiğimde de gördüm bunu. Oradaki sana saygıyı. Başkanıyla falan görüşüyorsun. Hollanda'da futbol takımı aldın falan. Ama şunu da gördük. Pandemi vesilesiyle o çok yüksek gördüğümüz Avrupa, Amerika falan filan bizim Ümraniye'deki amcayla maskeye ve pandemiye aynı tepkiyi verdiler. Doğru. Hepsi aynı dramaları zaten yaşıyor aslında. Onları açmak için bir köprü, bir kapı bulamamıştık bugüne kadar diyelim biz. Çünkü Türk dizileri de yurt dışında çok fazla iş yapmaya başladı. Exxen herkesin telefonundan, internetinden, bilgisayarından ve televizyonundan kolayca ulaşabileceği ve bizim aynı dramaları onlara yaşatabileceğimiz bir platform olacak. Doğru, diyorsun. Doğru. Bir köprü. Her konuda diyoruz ya bak biz yurt dışında temsil ettiğimiz, övündüğümüz, doğal olarak gururlandığımız şeyler. O zaman bunu da alkışlamalıyız bence eleştirmek yerine. Tebrik ediyorum. Ben Acun abiye bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Acun abi çok iyi bir abi öncelikle. Bir gün aradım. Dedim ki ya Acun abi dedim biz 4 yıldır Trend 1 oluyoruz. Son aylarda 3, 4, 2 biri göremiyoruz bir türlü. Biri bakıyorum Hasancan diye bir çocuk. Ya diyorum bu kim? Sonra Acun abiyi aradım. Dedim ki abi bak dedim bu dedim bizim dedim işleri bozuyor. Bunu dedim bir alın buradan. Öyle bir abi ki gerçekten babacan. Ertesi gün bir baktım Hasancan egzendi böyle. Dedim ki oh. Ama Acun abi biraz işte şey. O hatırlıyor musunuz? Üç adamlı hani pizzalar. Acun abi bazen aşka da gelebiliyor. Bütün YouTube'u aldı. Bu sefer Trend 1'de biz varız. 2'de biz varız. 3'te biz varız. Yani iki tane rakip bıraksaydın abi. Ama olsun. Sevgili kızın Melisa sihirli annemi izliyor. Ve sen onu görüyorsun. Sihirli annem. Tamam. Konu kapanmıştır. Ben de Melisa'ya bir hediye getirdim. Leyla ile Mecnun, bu da Behzatçı. Şimdi değil, bir seneye kadar falan izlerse bunlar hediyemdir. Sevgili Melisa'cığım, çok sev onları. Bekliyoruz yeniden çekilmiş hallerini. Domine'ye gidiyorum, Melisa'ya da kavuşacağım inşallah. Hemen vereceğim, sana da bir tane resim yollarım. Tamam. Melisa bakalım. Melisa kurban olayım, ön yargılı yaklaşma. Bak, dördüncü bölüme kadar izle, anlayacaksın beni. Çocuk ortada lababeler diye dolaşmaya başlamasın mı? Olsun, her şey olabilir. Senin de bir formatın var. İnsanların hayallerini gerçekleştirdiğin. Birebir senin için de olduğum bir programda. Adı gibi ve hepimize sürpriz oldu. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin ufaktan? Ben insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Kendi hayallerimi gerçekleştirdiğim için insanların da hayallerini gerçekleştirmesini istiyorum. Bunu kendi mesleğimde, Survivor'da, O Ses Türkiye'de elimden geldiğince yapıyorum zaten. Fakat bu sefer de biraz aslında biraz var mısın yok musun zamanında içimde kalan bir olay bu. Var mısın yok musun da biliyorsun sıradan vatandaşlarımızı davet edip yarıştırıyorduk. Bir yetenek gerekmiyordu. Şimdi yine aynı kafada bir özelliğin ve yeteneğin olmasa da senin güzel bir hayalin olsun. Biz o hayali gerçekleştirelim. Formatımız bu. Birisi için bir hayal kuruyorsun. Bize söylüyorsun. Biz de gidip o hayali hayata geçiriyoruz. İkinci bölümümüz çok güzel oldu. Miniğimiz var bir tane çok tatlı. Onun odası yoktu. Onun odasını yaptık. Çok mutlu oldu ailesiyle birlikte. Yani Allah bize bazı olanaklar vermiş. Melisa olayı da bundan kaynaklanıyor. Ben bir baba olarak benim olanağım bu. Bunu yapabiliyorum. Ama benden çok daha fedakar babalar da vardır. Kızı için
zor şartlarda ufacık hediyeleri bile götürüp mutlu eden babalar vardır. Şimdi de insanların hayallerini elimden geldiğince hayata geçirmeye çalışacağım. Ve ekip olarak da çok iyi çalışıyoruz. Yani bakalım. Bu bir diyet değil, bu bir hayaldi ve gerçek oluyor şu anda. Ya şu hayat böyle güzel ya. Mutluluğu paylaşınca güzel. Elimden geldiğince birilerine dokunmaya çalışıyorum. Survivor'da tekrar tekrar hayırlı olsun. Her sene insanları şaşırtacak bir şeyi nasıl buluyorsun? Yani ıssız adamı ıssız adaya götürmek nedir ya? Yani bu nasıl aklına geldi, neden? Ben de burayı bir parantez açayım. Ben seni Dominik'e davet ettiğimde gidip gelmeme konusunda ikilemde kalmıştın. Benle telefonla konuştuktan sonra da gelmeye karar vermiştin. O açıdan sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine gelirsin bu arada. Yakından görmek istediğin zaman hemen misafirim olabilirsin. Onu da söyleyeyim. Issız adama gelince de her sene böyle bir iki tane sürpriz isim her zaman götürüyoruz. Yani herkesin o da gitmiş dediği bir isim götürüyoruz. Bunu da bu sene de başardığım için çok mutluyum. Cemal çok değerli bir kardeşim. Yaşı büyük olmasına rağmen çok ciddi yarışmacılarla yarışmaya da hazır. Çok merak ediyorum ne yapacak. Ama ıssız adam çok da kepsi oldu. Hatta gırgır da oldu. Issız adam ıssız ada acayip hoşuma gitti. Ben de zaten story'yi de öyle koydum. En güzel espri de tabii ada ben ayrılmak istiyorum diye. Filmin sonunu hep beraber göreceğiz. Çağınır bak telif attı mı acaba? O da bizi merak ediyoruz. Her şey olabilir. Bu arada çok teşekkür ederim. Yani Babalı TV izleyicisine, benim izleyicime özel bir senelik bir kişiye şey veriyormuşsunuz. Exxen aboneliği artık. Dur gaza gelip herkese verme abi. Frene basayım bir kişiye verelim. İster misin öyle bir şey? Ya yani şöyle yapalım. Bana yakışan olur diye düşünüyorum. Ya yani ben de şimdi belli bir sayı söyleyeceğim de o sayıyı nasıl dağıtacağını bulamadım. Biliyorsun abi akrabalar falan. Yok yok tamam. Ben 100 kişiye vereyim. Yani o 100 kişi... Duydunuz mu? O 100 kişiyi sen belirle. Çok teşekkür ederim. Ve bu kadar kısıtlı zamanda bana da vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah dönüşte de tekrar bir İnşallah. Bir araya geliriz. Acun Ilıcalı'nın konuğuyduk. Alo, Monşer neredesiniz ya? Levent mi? Ya ben abi ben Domine'ye geldim ya. Yarışmacılar var da Acun abi yok burada. Çok sıcak da. İlk uçakta mı döneyim belki? Katılayım mı ben Survivor'a? Yok onu da şey yapmayayım. Geliyorum abi.